Arkadaşlar bugün yağ değişimi yapacağız. Yağı, yağ fitesi, polen fitesi, hava fitesi değişecek. Aracımız Honda CR-V2.0. İlk olarak aracın yağ çubuğunu çekeceğiz. Kamerayı vereyim. İlk olarak aracı hazırlıyoruz. Yağ çubuğunu çekiyoruz. Rahat döküş yapabilmesi için aşağıdan. Kenara koyuyoruz. Yağ kapağını açıyoruz. Bunları açmazsak yağ biraz boşalırken sıkıntı yapabiliyor. Daha sonrasında şöyle takım arabamızı çekelim. İlk olarak verebilirsin istersen. İlk olarak aracın size şöyle tapasını falan göstereyim. Bakın yağ tapası burada arkadaşlar. Bunu sökeceğiz. Yağını boşaltacağız. Daha sonrasında yağ boşaldıktan sonra, süzüldükten sonra şurada yağ filtremiz var. Bu yağ filtresini de sökeceğiz. Arkadaşlar tapamız 17 lokma. Cırcırla ben bunu gevşettim. Şu anda şimdi bir yağ kabı var elimde. Ona bunu alacağım. Telefonu da şöyle bir yere sabitleyebilirsem gayet güzel bir şekilde size bunu göstermek istiyorum. Şu şekilde galiba net görünüyor. Arkadaşlar sıcak olduğuna dikkat edin. Elinizi falan yakmayın. Yağ da sonuçta motorla birlikte ısınıyor. Evet. Yağın kilometre zamanı gelmiş. Artık simsiyah olmuş. Bu şekilde ortalama 5 dakika kadar bekliyoruz. Yağ iyice süzülsün diye. Evet. Arkadaşlar filtreyi sökeceğiz şu anda. Tabi bir yandan akmaya devam ediyor, damlıyor. Filtreyi ben anahtarla gevşettim. Bakın filtre hazır. Filtreyi sökerken de birazcık daha gelecek. Bu normal. Bakın çevirdikçe akıyor. Birazcık o da süzülsün. Bakın filtreyi söktüğüm zaman hava aldığı için motor tapa tarafından birazcık daha yağını boşalttı. Arkadaşlar yağ değişimlerinde mutlaka filtrelerinizi değiştirin. Hani bazı arkadaşlar var. İki yağda bir falan hani filtre değiştirme hevesine giriyorlar. Bunu yapmayın. Arkadaşlar filtremizi söktük. Bu şekilde ayrı bir kaba aldım. Çünkü çok fazla yağ akıyor iki taraflı. Tabamızdan halen daha gelmeye devam ediyor. Bekliyoruz. Güzelce sürüyoruz. Zamanımız var. Şimdi hava filtresini falan sökeceğiz. Arkadaşlar hava filtresini sökeceğiz. Burada 3 tane klipsimiz var. Şurada 1, 2 ve 3 olmak üzere. Bu şekilde geri yatırıyoruz. Buradan hava filtresini çıkarıyoruz. Hava filtremiz 10.000'de olabileceği kadar kirlenmiş. Bakın tozu zaten belli. Bunu da değişeceğiz. Yalnız yağ filtresinde şöyle bir dikkat etmeniz gereken bir şey var. Yağ filtresinin şu kısmı çok önemli. Bu kısmını hafiften bir yağlayarak takmanız gerekiyor. Bakın şu şekilde hafiften bir yağlama yapıyorum. Ki bu lastiği oraya otururken zarar vermesin diye yapıyorum bu işlemi. Arkadaşlar yerimiz hazır. Temizledik. Filtremiz de hazır. Rahat bir şekilde gidecek şekilde bunu tutturuyorsunuz. Biraz elinizle boşluğunu aldıktan sonra en son filtre anahtarıyla bunu sıkıyorsunuz.
Bakın buradaki yağımız da artık süzüldü. Daha bunda yağ falan kalmadı. Tapayı güzelce yerine yerleştiriyoruz. Arkadaşlar tapaya çok dikkat edin. Döküm kartar. Tapayı yalan etmeniz durumunda işiniz uzayabilir, daha büyük sıkıntılar açabilir. Bazen kartar değişmeye kadar gidebiliyor. Cırcır yardımıyla tapayı normal bir şekilde sıkıp bırakıyoruz. Arkadaşlar ipin yardımıyla yağımızı koyuyoruz. Bir anda boşaltmayın. Yavaş yavaş sindire sindire alması lazım. Arkadaşlar Honda CR-V Koran vitesi değişimini de yapıyoruz. Şuradan kenarlardan bastırıyoruz. Geri aktarıyoruz torpidoyu. Bakın şu kısımda tırnaklar var. Tırnakları bu tarafa doğru çekerekten polen filtresini söküyorsunuz. Polen filtresi aynı zamanda biliyorsunuz klimanızın filtresi. Yani çekeceğiniz temiz havayı bu belirliyor. Bakın ne hale gelmiş. Dolmuş halde. Bu artık çöp. Yenisini yuvaya oturtuyorsunuz. Şu şekilde. Evet. Gayet güzel. Yerine geçti. Şimdi yuvasına, polen fitesine zarar vermeden güzelce oturtacağız bunu. Evet. Klipslerin sesini duyduk. İşlem bitmiştir. Bu şekilde kapatıyoruz. Arkadaşlar aracımızın bakımı bitti. Müşteri memnuniyeti için temizliğimizi yaptık. Gayet güzel bir şekilde olduğunu düşünüyorum. İlk geldiğinde bayağı tozluydu. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Paylaşırsanız ayrıca teşekkür ederim.